Evet, merhaba sevgili izleyenlerimiz, ekran başına hoş geldiniz. Güzel bir günle sizlerle beraber inşallah güzel bir program olacak ve yanında güzel yemekler hazırlamış olacağız. Ve güzel eserler dinlemiş olacağız. Birazdan tabii ki sizlere güzel yemeklerimizi hazırladık, malzemelerimiz hazır. Sizlerle beraber hemen çok güzel bir böreğimiz var. Ispanaklı börek hazırlayacağız, tepsi böreğimiz, onu yapacağız. Ondan sonra köfteli bamyamız var, onu hazırlayacağız ve onun yanında güzel de bir tatlımız olacak. Bu şekilde 3 tane yemeğimiz hazırlanacak, tezgahımızın üzerine çıkarmış olacağız. Biz burada yemeklerimizi yapacağız, sizler de evlerinizde yapacağınız lezzetli, kolay ve pratik yemekler olmuş olacak inşallah. Tabii sizler de canlı yayına bağlanmak istiyorsanız, bizlerle sohbet etmek istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 71 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yemekleriniz varsa paylaşabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz bu numara üzerinde aynı şekilde. Tabii ki TGRT olarak Facebook'ta, Twitter'da, Instagram'da ve YouTube'da bizleri takip edebilirsiniz. Programımızı canlı olarak internet üzerinde de izleyebilirsiniz. Ben de takip etmek istiyorsanız Şef Abdullah Usta veya Abdullah Hakim YouTube sayfalarından da takip edebilirsiniz. Yemekleriniz varsa tarifiyle beraber de aynı şekilde bana yollayabilirsiniz. Tabii gün yemeklerimizi hazırlayacağız. Birazdan yemeklerimize geçeceğiz ama aramızda çok değerli bir sanatçımız var. Sevgili Serhat Çiçek gelmiş. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl bulman? Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasın. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz. Sevgili Mehmet hoş geldin. Sevgili Yusuf hoş geldin. Nasılsınız inşallah, iyisiniz? Teşekkür ediyoruz abla hocam, sağ olun. Allah razı olsun. Şöyle bir kısaca bir seni tanıyalım mı? Evet. Serhat Çiçek, Diyarbakırlıyım. Başım gözüm ismi. Diyarbakırlıca. Yaklaşık 3 gündür buradayım. Hoş geldiniz. Programımız vardı. Programdan sonra bizi ağırladınız. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz. TGRT ailesine teşekkür ederim. Allah razı olsun. Peki müziğe ne zaman başladın? Nasıl başladın? Şöyle bir kısa bir değinelim ona. Müzikle çocukluktan beri bir hayalindi. Bende olan, yani içimde olan bir utkaydı. Tabii olanaksızlıklar, imkansızlıklar. En son 2014'te profesyonel albüm yaptım. Hayırlısı olsun inşallah. Kaç eserlik bir albüm oldu? 10 eserlik bir albüm yaptık. Hayırlısı olsun inşallah. Tamamı Kürtçe yaptık. Hayırlısı olsun tabii inşallah. Planlı projeli değildi. Repertuarı önümüze kurduk. Şu güzel, şu güzel derken tamamı Kürtçe oldu. 10 eserlik oldu. Ondan sonra da zaten birçok single eserlerimiz mevcut. Çok güzel. Evet. Peki devam edecek mi? Var mı şu anda bir single çalışma veya albüm çalışma, böyle bir düşünce var mı? Yani albüm düşünmüyorum işin gerçeği. Çünkü albüm eskisi kadar hak ettiği değeri bulmuyor. Yani zaten maddi bir getirisi de yok. Ancak önümüzdeki günlerde 3-4 tane eserimiz ve onunla birlikte klip çalışmalarımız olacak. Bu önümüzdeki ay ve diğer ay içerisinde 3-4 tane klip sığdırmayı planlıyoruz. Çok güzel. O zaman evet. Tabii ki onların üzerinde yine konuşacağız. Şöyle evet. Bir arkadaşlar da bir tanıyalım mı? Evet. Sevgili Mehmet kardeşim hoş geldin. Sevgili Yusuf da hoş geldin. Şöyle kısaca bir sizleri de bir tanıyalım. Ben müzisyenlik yapıyorum. 34 yaşındayım. Halk Eğitim Merkezi'nde, Bahçeli'de Halk Eğitim Merkezi'nde 3 sene öğretmenlik yaptım. Çok güzel. Şu anda piyasada çalışıyorum. Çok güzel. Peki sende var mı böyle ileriye yönelik bir albüm çalışması falan böyle düşünce var mı? İleride single yapmayı düşünüyorum. Çok güzel. Şimdiden inşallah hayırlısı olur. Sevgili Yusuf kardeşim sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Genç bir kardeşimiz. Vallahi ben de aynı şekilde Mehmet abi dediği gibi müzikle uğraşıyorum uzun bir zamandır. Ufak çaplı aranjeler yapıyorum. Çok güzel. Yakın zamanda da inşallah bir single çalışmam olacak. Onun üzerinde çalışıyoruz şu anda. Peki böyle bir grup, bir ekibiniz var mı yoksa böyle? Şu an için benim çalıştığım sabit bir ekip yok. Yok. Bireysel olarak çalışıyorum genelde. Çok güzel. Peki nasıl bir şey olacak bu single'ınız? Pop. Pop olacak. Güzel, çok güzel bir parça. Biz sonra doğru bir bakarız. Bir sesinize bir, değil mi? Bir dinleriz ufak bir şeyi. Çok teşekkür ediyorum tekrardan geldiğiniz için. O zaman bir şöyle bir şey yapalım. Yemek listemizi alalım. Ondan tamam. Sonra hem söyleşimizi hem de güzel eserler dinleyelim senden. Olur. Sevgili izleyenlerimiz, sizler de tabii ki sevgili Serhat Çiçek'ten güzel eserler dinlemek istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem eserler dinlemek istiyorsanız hem sohbet etmek istiyorsanız bu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Önce böreğimizin listesi hazırsa alalım, ondan sonra tekrardan devam edelim. Hemen lor peyniri ıspanaklı güzel bir tepsi böreğimiz olacak. Ondan sonra sevgili izleyenlerimiz, bir yandan yemeklerimiz, onun yanında da güzel eserler inşallah olmuş olacak. Evet, lor peynirli ıspanaklı tepsi böreğimiz için de bir paket yufkamız. Tabii siz isterseniz biraz daha fazla da kullanmak istiyorsanız fazla tutabilirsiniz. 300 gram kadar ıspanağımız var. 50 gram kadar lor peynirimiz var. Ondan sonra bir su bardağı kadar sütümüz. 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuzumuz, karabiberimiz. 1 adet domates kullanacağız. 2 adet de yumurta kullanacağız dedik sevgili izleyenlerimiz.
Bir paket yufkamız, 300 gram kadar ıspanak, 50 gram kadar lor peynirimiz, 2 adet yumurta, 1 su bardağı kadar sütümüz, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız veya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 yemek kaşığı kadar tuzumuz ve de karabiberimiz, 1 adet de domates kullanacağız. Önce ıspanağımızı güzelce bir şekilde bir kavuracağız. Onu kavurduktan sonra içine baharatlarımız, lor peynirimizi ilave edeceğiz. Ondan sonra yufkalarımızı tepsimizin içine dizeceğiz. Hemen arasına tekrardan ıspanağımızı ilave edeceğiz. Üzerini kapatacağız. Üzerini kapattıktan sonra soslanacak. Tekrardan fırına gidecek. Fırında iyice bir pişecek ve piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir böreğimiz olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza başlayabiliriz. Peki sevgili Serhat, evet, müziğe başladığında en büyük desteği kimden aldın? Ailede diyelim. Yani derler ya, her bir başarı erkeğin arkasında bir kadın vardır. En büyük desteği ben eşimden aldım. Çok güzel. O da stüdyoda şu anda. Tekrar o da aramıza hoş geldi. Bu konuda kendisine teşekkür ediyorum. Her zaman destekçim oldum. Yani bütün kararlarımın arkasında durdu. Bu çok önemli. Çok önemli değil mi? Yani bir projeye girerken veya bir çalışmanın başında bir oluşuma girerken bundan ailenin desteği olması çok önemli. Bu da benim eşim sürekli arkamda durdu yani. Peki onda siz evlendikten sonra mı albüm çıkardınız? Evet. Evlendikten sonra. Ben 13 yıllık evliyim. Çok güzel. Geç yaşta evlendim. Çocuk var mı? Var. Var. Allah başlasın. Evet. Onlara da burada sevgilerimi gönderiyorum. Allah başlasın. Bizden de sevgiler. Şu anda bizi izliyorlar. Peki yenge haricinde kimler yardımcı oldu veya da destek oldu size? Yani çok işin gerçeği, çok destek görmedim yani. Görmedi değil mi? Tabii biraz bu sanat camiası acımasız bir camia. Şöyle insanların çok senin önünü açabilecek veya destek sunabilecek konuma kendini getirmiyor. Biraz bencillik var, biraz ne bileyim kıskançlık var. Çekememezlik var. Tabii yani bu sanat camiasında ne yazık ki mevcuttur. Şimdi müzikle uğraştığım zaman veya da böyle güzel projelerle ilgilendiği zaman insan en büyük destekçisi ilk önce ailesi olmasını ister. Kesinlikle. Ondan sonra memleketi olmasını ister. Kesinlikle. Peki Diyarbakır'dan nasıl bir destek var mı size? Kesinlikle var. Çünkü bir emek veriyorsun, bir çaba harcıyorsun. Yani diyelim ki bir klibi ele alırsak, bir klibin izlenimi 4 dakikadır veya 3 dakikadır. Ama bunun arkasında ciddi bir emek var. Değil mi? Evet. Yani bir yemeğin tabağı önünüze kurdukları zaman belki 5-10 dakikada yer kalkarsın. Ama bunun hazırlayışı, mutfaktaki çabası ayrı bir dünya. Sanat da böyle bir şey. Yani klibi 2 gün, 3 gün çekimini yapıyorsun. Ondan sonra aranje bölümü, mix mastering aşaması. Hem maddi açısından hem manevi açısından ciddi emek gerektiren bir iş. Buna birlikte Diyarbakır, evet, yani bu konuda bizi desteklediklerini söyleyebiliriz yani. Buradan bizden de Diyarbakır'a kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Biz de Diyarbakır'ı çok seviyoruz. Oradaki bulunan herkese benden de kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun. O zaman ben yavaş yavaş yemeği hazırlarken bir eser dinleyelim mi? Olur abim. Sevgi izleyenlerimiz de şöyle bir o güzel sesinden bir eser dinlesinler. Evet, hemen güzel bir eser dinleyeceğiz. Sen değil bağım, o senin derdinden. Ben yana yana, kendi fitilim eridi yağım. Dost senin derdinden, ben yana yana. Ya dost, ya dost, ya dost, dost. Dost senin derdinden, ben yana yana. Thank you.
sonradan bölünmüş. Sellere döndüm, ateşi kararmış. Küllere döndüm, vakitsiz açılmış. Güllere döndüm, dost senin derdinden. Ben yana yana, ya dost, ya dost, ya dost. Dost senin derdinden. Ben yana yana, ya dost, ya dost, ya dost. Haberin duyarsın beyikleriyle, yaramı sarsınlar seyikleriyle. 40 yıl dağda gezdim geyikleriyle. Dost senin derdinden, ben yana yana, ya dost, ya dost, ya dost. Dost senin derdinden, ben yana yana, ya dost, ya dost, ya dost. Teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine, gönlüne sağlık. Teşekkür ediyorum. Biz de yavaş yavaş ıspanağımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Bir yandan evet. Da sosumuzu hazırlayacağız. Sosumuz içinde şöyle güzelce bir şekilde yumurtamız, ondan sonra süt ve sıvı yağımızla beraber güzel de bir sos hazırlayacağız. Hem bir yandan yemeğimizi hazırlayacağız ve sohbetimize devam etmiş olacağız. Tabii dedin ki işte albümü çıkardım. İnşallah bundan sonra single'la devam edeceğiz. Evet. Peki klip çalışmaları olacak mı? Klip çalışmamız en son geçen ayın 20'sinde biz bir klip yayınladık. 20-25 güne yakın önce. Bu önümüzdeki ay bir klip çalışmamız olacak. Çok güzel. Söz müziği bana ait. Kalbim Seninle diye bir eserimiz. Onun klip çalışmasına giriyoruz. Çok güzel. Arkasında bir iki klip daha var. Yani çünkü eserlerimiz hazır. Peki sevgili Serhat Çiçek, müzik haricinde başka bir şeyle uğraşıyor mu? Evet. Neyle uğraşıyorsunuz? Yani müzik dışında ticaretle uğraşıyorum. Ticaretle uğraşıyorsunuz. Evet. Çok güzel. Daha çok gayrimenkul alıp satıyorum. Yani inşaat alanında alıp tamamlama sürecinde satıyorum. Diyarbakır'da yapıyorsunuz. Diyarbakır veya Türkiye geneli yapıyorum. Türkiye geneli. Evet. Çok İnşaat güzel. Aşamasındayken alıyorum. İnşaat bitimine doğru satıyorum. Çok güzel. Yani bir nevi bir yatırım diyelim. Çok güzel. Yani yeterince zaman bulabiliyorsun değil mi müziğe? Yeterince zaman ayırabiliyorsun. Evet zaman zamanı var. Da oluyor. Evet. Bir de severek yaptığın zaman o işe zaman ayırabiliyorsun. Biraz da seçicilik var yani işin gerçeği. Yani her sahneye çıkmıyorum. Çok güzel. Evet, ortamına göre veya mekanına göre bir seçici. Böyle kadar. Düğünler falan, konserler falan. Yani konserler oluyor evet. Çok oluyor. Güzel. Tabii ki Türkiye'nin gündemi malum. Evet. Seçim gündemi. Hemen ardından biliyorsunuz ki iki kız çocuğumuz. Çok acı Allah bir durum buradan, gerçekten. Evet. Rahmet eylesin. İçimiz parçalanıyor. Allah sabır versin. Amin. Çünkü çok zor. Türkiye'nin geldiği bu nokta çok zor yani. Bu süreçte de bu atmosferde de insan bir şey yapası da gelmiyor işin gerçeği. Doğru diyorsun evet. Gerçekten. İşler acısı bir durum yani. Evet. Cenab-ı Mevlam onlara fırsat vermesin. Amin. Yani gerçekten. Yani bunu bu şekilde yapan zaten onlara insan bile demek. Kesinlikle insan öyle. İçinde gelmiyor ama gerçekten çok üzücü, çok kötü bir olay. Ama inşallah da işte hükümetimiz, meclisimiz gereken neyse onu bir an önce tedbirini alırlar. Kesinlikle yapılması gerekiyor bana tabii göre. Hangi alanda yani bunu gerekse sinema olsun, televizyon olsun, dizilerde olsun. Evet. Yani bunları önlemini neyse çünkü evet. Bunların önlemi artık alınması lazım. Kesinlikle. Yeni nesillerin, gençlerimizin tabii bu yönde de eğitilmesi gerekiyor bu şekilde. Çünkü bunu ne kadar ceza verirsen ver, bunlar eğitilmese yine aynı şeyler ortaya kesinlikle. Çıkacak. Onun için hem caydırıcı bir şey verilmesi lazım, ceza verilmesi lazım.
Hem de gençlerin eğitilmesi ve bundan sonraki neslinin tabii ki daha bilinçli bir nesil olması gerekiyor. Bunu tabii ki kimin üstüne düşüyorsa, gerekirse işte ekran başında olanlar olsun, dizi çalışmalarında bulunan işte o ünlülerimiz olsun, sinema filmlerindeki ünlülerimiz olsun. Çünkü bunlar teşvik de ediliyor biliyorsun. Mesela bazı dizilerde olsun, sinema filmlerinde olsun, onlar da görüyor işte bazı şeyleri orada örnek alıyor. Her tarafıyla tabii ki bizim onlara iyi örnek olmamız lazım. Çocuklarımıza güzel örnek olmamız yani gerekiyor. Yani her şeyden önce Türkiye'nin bu tarz vakalarla gündeme gelmesi çok acı verici bir durum. Yani 4 yaşında, 3 yaşında. Zaten ona benim diyecek hiçbir şeyim yok. Gerçekten bunu yapan bir kere kesinlikle insan bile demek gelmiyor benim için de. Onlar insan bile olamaz. Yani o şekilde onlar bir kere şeytanlaşmış diyebiliriz. Kesinlikle. Yani gerçekten o şekilde düşünen insan yapan insana insan bile dememe gerekiyor. Çünkü Cenab-ı Hak bir kere onları zaten yolundan çıkarmış. Allah'ın yolundan çıkmış insanlar. Allah onlara fırsat ve imkan vermesin. Amin. Peki şöyle bir şey diyelim. Şimdi senin güzel bir sinema çalışman da olacak. Evet. Biraz da onunla konuşalım mı onunla ilgili? Sinema filmi Ağustos ayının sonunda çekilecek. Çok çekimlerine güzel başlanacak. Yönetmeni sevgili Yaşar Irmak. Benim klip çalışmalarımı da... Buradan selamlarımız olmuş olsun kendisine. Bugüne kadar ki bütün kliplerimi çeken arkadaşımız. Kurgusu ve yönetmenliği kendisine ait. Çok güzel. Ağustos ayının başlarında veya ortalarında sinema filmi. Peki nasıl başlayacak? Bir sinema filmi olacak? Drama olacak böyle yoksa? Drama komedi değil mi olacak? Nasıl bir şey şimdi olacak? Yaşar Hoca'ya buradan sevgilerimi göndereyim. Dramada çok iyidir diyemeyiz. Değil mi? Alanı komedi. Çok güzel. Evet, komedi ama şey, iki kişinin birinin bir mafyanın eline düşmesi ve 3-4 lira gibi bir para. Diğerinin de nişanını yapacak para yok. Bu ikisinin birbirinden para istemesiyle bir tur serüven planı, başlıyoruz, bir tur fikirleri oluşuyor. Ve tabii bu tura katılanların tamamı absürt. Çok güzel. Sanatçısı, doktoru vesaire. O artık girdikleri girdabı anlatıyor. Yani şu anda ekip oluşturmuş. Her şey hazır. Evet. Startı ne zaman veriyorsunuz? Yani Ağustos gibi düşünülüyor. Ağustos sonları gibi yani. İnşallah bakalım artık. Kısmet şimdiden nasip hayırlısı diyelim. Olsun inşallah diyelim. Teşekkür ediyorum. Şimdi sevgili izleyenler biz de yavaş yavaş yemeğimize devam edelim. Tepsimizin altına bir tane yufkanızı serin. Onun ortasına tekrar aynı şekilde bir tane yufkanızı parçalayıp üzerine ilave edin. Sosumuz için de yumurtamız, sütümüz, biraz da sıvı yağımızla güzel bir sos hazırlıyoruz. Onu da hazırladım. Ispanağımızı kavurduk. Ispanağımız da hazır. Ispanağımızı hazırladıktan sonra sosumuzdan birazını alalım. Tekrardan hem yumuşak olması için hem de lezzetli olması için şöyle biraz yufkamızın üzerine ilave edeceğiz. Sostan. Tekrardan bir tane yufkamızı alalım. Şöyle üzerine hafiften bir açtık. Ondan sonra lor peynirimi ıspanağımın içine dahil ediyorum. Hem güzel bir lezzet kalsın diye. Ondan sonra beraber bunları bir karıştıracağız. Ispanağımızı çok fazla da öldürmeye gerek yok. Hafif biraz daha diri bırakabilirsiniz. Onu da tekrardan üzerine yavaş yavaş şöyle bir ilave edeceğiz. Peki böyle Diyarbakır'ın en çok sevdiğin yemeği hangisidir? Hangi yemeklerini çok fazla seviyorsun? Yani Diyarbakır'ın aslında yemek kültürü zengin. Evet. Kaburgası özellikle. Ciğeri zaten evet anlatmama gerek yok. Değil mi? Evet. Son zamanlarda şey vardı, neydi ismi? Bumbar. Kelepaça diyoruz ona. Diyarbakır'ın vazgeçilmezidir. Ciğerdir, bumbaridir, kaburgasıdır. Peki böyle tavanıdır. Özellikle sahnede olsun veya işte eve gittiğin zaman yengeyi arayıp da böyle en çok sevdiğin bir yemek var mı? Ya işte şu gün işte şunu hazırlasan her gün olsa yiyeceğin diye dediğin bir yemek var mı? Yani yemekte çok seçici değilim. Çok önüme soğan ekmek konulsa yiyebilen bir insanım. Hani öyle bir yemek yap ben geleyim dediğimi hatırlamıyorum. Çok güzel. Evet. Bir de ağırlıklı ben de yemek yaparım. Tabii sizin gibi değil. Peki yenge beğeniyor mu acaba senin yemeklerini? Yenge burada. Beğeniyor musunuz yemekleri? Güzel mi? Çok güzel.
Bay yemeklerini beğeniyormuş. Evet. Peki siz yemeklerini beğeniyor musunuz? Kesinlikle. Çünkü ortak yapıyoruz. Yani birbirimize fikir alışverişinde bulunduğumuz için. O çok güzel. Evet. Eğer fikir alışverişinde bulunursanız çok da güzel. O zaman ben şöyle yavaş yavaş böreğimi hazırladım sevgili izleyenimiz. Tekrardan devam edeceğim böreğimi toparlamaya. O zaman biz bir eser daha dinleyelim sizden. Olur. Hangisini dinleyeceğiz? Olur. Hangi eserimizi? Karşıdan görünen hey dost diyelim. Tamam. O zaman. Bir 20 gün önce biz, bir ay önce çıkardık bunu. Çok güzel. Teşekkür ediyorum. Yine sağlık. Sağ olun. Sizler de dinlemek istediğiniz eserler varsa sevgili izleyiniz, telefon numaramız 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. 0212 454 55 71 nolu numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdi böreğimiz hazırlandı. Sosumuzu ilave ettik. Yavaş yavaş fırınımıza gönderelim. Fırınımıza pişmeye başlasın. Hemen fırınımızın altını açtık. Ondan sonra tepsi böreğimiz de hazır. Onu ben şöyle bir fırına gönderiyorum. Düşük bir derece olsun, biliyorsunuz düşük derecede pişen yemekler daha lezzetli, daha güzel bir şekilde hazırlanıyor. Ama biliyorsunuz bizim canlı yayın olduğumuz için, belli bir süremiz olduğu için bazen acele ediyoruz.
Ama siz 150 dereceyle 1 saat pişirebilirsiniz veya da 1,5 saat pişirebilirsiniz. Böreğimiz hazır. Ispanağımızı, lor peynirimizi karıştırdık, içine ilave ettik ve üzerine sosumuzu da ilave ettikten sonra tekrardan yavaş yavaş pişmeye başlayacak. O iyice bir pişecek. Piştikten sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir börek olmuş olacak. İsterseniz ters üstte yapabilirsiniz. Üzeri piştikten sonra tekrar ters çevir edebilirsiniz. Yavaş yavaş pişmeye devam etsin. Biz de şöyle bir ikinci yemeğimizin listesini alalım. Ondan sonra tekrardan devam edelim. Hemen köfteli bamyamız içinde neler kullanacağız bir göz atalım. Ondan sonra devam edelim. Evet. Malzemelerimizi hazırladık. Malzemelerimiz hazır. Ondan sonra tabii ki soğanımız, sarımsağımız, kullanacağımız diğer malzemelerimiz. Köfteli bamyamızın listesini hemen hazırsa onu alalım. Evet, köfteli bamya için de sevgili izleyenlerimiz yoğun da bir istek vardı. Bugün de onu inşallah yapmış olacağız. Köfteli bamyamız için de 300 gram kadar dana kıymamız ama siz isterse biraz daha fazla da kullanabilirsiniz. 500 gram kadar bamyamız var, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımız, 1 adet domates, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biberimiz, yarım limon suyu kullanacağız. 300 gram kadar dana kıymamız, 500 gram kadar bamyamız, 1 adet kuru soğanımız, 2 diş sarımsağımız, 1 yemek kaşığı kadar salçamız, 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya da tereyağı da kullanabilirsiniz. Ondan sonra 1 adet domates kullanacağız. 1 tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve de pul biberimiz var. 1 adet de limon kullanacağız. Yarım limon da kullanabilirsiniz. Önce köftemiz hazırlanacak. Baharatlarımızı ilave edeceğiz. Güzelce bir şekilde bir hazırlandıktan sonra ufak ufak miske şeklinde hazırlanacak. Hazırlandıktan sonra fırına göndereceğiz. Onlar yavaş yavaş fırında pişmeye başlayacak. Bunlar pişerken tenceremizi içine soğanımızı kavuracağız. Ondan sonra onları kavurduktan sonra içine salçamızı ilave edeceğiz. Salçayla beraber baharatlarımızı ilave edeceğiz. İçine kullanacağımız kadar suyumuzu ilave ettikten sonra bamyaları içine ilave edeceğiz. Ondan sonra yarım limonumuzu da içine ilave ettikten sonra iyice bir pişecek. Piştikten sonra köftelerimiz de hazırlanacak. Köftelerimizi üzerine ilave edeceğiz. Tekrardan fırına göndereceğiz. Fırında biraz dinlenecek. Ondan sonra da afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir yemek olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Tabii dedik ki işte sinema filmi, şöyle güzel bir sinema filmimiz olacak. Ekip evet. Hazır. İnşallah Ağustos'ta dediğim gibi başlamış Ağustos olacak. Ağustos sonunda evet. Peki burada sizin rolünüz ne olacak? Ben yine kendi mesleğimi oynayacağım. Sevgileyeceksin. Evet. Çok güzel. Yine müzik adamla oynayacağım. Tabii komedi olduğu için beceriksiz bir sanatçı oynayacağım. Bunlar tur düzenlerken o anda hani tur paralı, ücrete yüksek tutuyorlar o borçlarını ve nişanı kaldırmak için. Ne yapalım ne yapalım derken şey yapıyorlar işte. Ya bizim Serhat var diyor. Evet diyor, ondan da 500 lira alırız diyor. Gelsin o da şarkı söylesin. Sesi güzel olmayan böyle tipik o eski şeylerle süslü vesaire. Orada artık ben de şeye müdahil oluyorum. Konuya müdahil oluyorsun. Evet. Çok güzel. Ya buna benzer sahneler olacak. Sahneler var evet. Çok güzel. İnşallah tabii en kısa zamanda çıkar, biz de izlemiş oluruz. İnşallah. Diyarbakır'da sevgili Hanifi Bulut bizleri izliyormuş. Buradan ona da kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Seni çok seviyoruz, hem sana hem ailene hem de bütün Diyarbakır'a benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olmuş olsun inşallah. Filmin tarzı biraz çalgı çengi gibi bir şey mi olacak diyorsun? Yani değişik bir şey aslında. Daha farklı olacak diyorsun. Daha farklı çünkü ben Yaşar Hoca'ya güveniyorum bu konuda. Çünkü komedi alanında çok iyi olduğunu düşünüyorum ve izlenimde o yönde. Kurgu da güzel. İşte kamp kuruluyor. Bir yolculuk şey var. Bu da tipik insanlar. Girdaba giriyor. Ondan sonra her birinin başına bir olay geliyor. Yani sonra kamp kuruluyor. Kampta farklı artık tabii senaryo net olaylar gelişiyor. Evet. Yani girdikleri girdapta bir türlü çıkamayan enteresan insanlar işte. Çok güzel. Şimdiden hayırlı olsun inşallah teşekkür diyelim. Ediyorum. Peki bizim iki tane gencimiz, onları da çok fazla şöyle oturtmayalım. Onları da şöyle bir dinleyelim de. Onlarla sadece İstanbul'da mı çalışmanız oluyor? Sevgili Mehmet kardeşim, bizim Veysi Akkaya'nın kardeşi. Çok güzel. Veysi Akkaya albüm kapaklarını çeken, aynı anda benim tek değil, birçok sanatçının albüm kapağında ve kliplerinde imzası bulunan bir arkadaşım. Mehmet de onun kardeşi. Ondan dolayı. Yusuf da onun arkadaşı.
burada böyle güzel bir ekip oluşturduk. Birleştik ve Yusuf'la ilk defa burada birleştik. Mehmet'i tanıyorum. O da bizim kardeşimiz, canımız. Şimdi ikisinin de sesi aslında güzelmiş. Biz reklamdan sonra tabii ikisinin de ufak bir şey dinleyeceğiz ama evet. Şöyle bir şey yapalım. Ben şimdi yavaş yavaş köftemi hazırlayacağım. Sen de bir canlı bir eser dinleyelim mi? Olur. Hangi eseri dinleyelim? Gönül gel seninle muhabbet kuralım diyelim. Tamam, bütün izleyenlerimize gelsin o zaman bu güzel eseriniz. Siz de burada izleyen herkese gelsin. Yusuf Usta'ya gitsin özellikle. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Gönül gel seninle muhabbet edelim. Araya kimseyi alma sevgilim, alma sevgilim. Solmasa dünyada güzeller solmaz. Solmasa dünyada güzeller solmaz. Bu dünya fanidir, kimseye kalmaz, kimseye kalmaz. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Kaldır kalbindeki kara gülü. Yalan dolan ile sofuluk olmaz. Mümin olan da Beray Gül. Ağzına yüreğine sağlık. Ben teşekkür ettim. Şimdi biz de sevgili izleyenimiz köftemiz için baharatlarımızı ilave ettik. Ondan sonra biraz galeta unumuz veya da bayat ekmek varsa kullanabilirsiniz. İçine ilave edin. Onu güzelce bir şekilde bir yoğurun. Yoğurduktan sonra ufak ufak kesmeye başlıyor. Çok da büyük olmaz ama siz seviyorsanız biraz daha büyük de tutabilirsiniz. Misket şeklinde keselim. Ondan sonra yuvarlamaya başlayacağız. Tepsimizi içine ilave edeceğiz. Ondan sonra fırına yolluyoruz. Fırında pişirmeye başlamış olacağız. Peki şöyle Diyarbakır dışında böyle farklı illerde gezmelerin oluyor mu? Gidiyor musun? Tabii ki gidiyorum. Hem iş için olsun, hem seyahat olsun, hem de müzik alanda olsun. Evet, yani dediğim gibi birinci derece müzik için gidiyorum. Düğün oluyor, açılışlar oluyor, buna benzer sahneler oluyor, konserler oluyor. İşte bunlarla ilgili gidiyorum. İkinci bir işte dediğim gibi yani ticaret alanda gidiyorum. Mesela 8 gündür buradayım. Bundan önce Elazığ'daydım.
Yani İstanbul'da bu, da var şu anda değil mi? Tabii bu yani Türkiye geneli dediğim gibi. Çok böyle büyük sermayeler yok zaten. Ama nedir? Küçük yatırımlarla, küçük gelir şeklinde böyle nizami bir şekilde döndürmeye çalışıyoruz. Peki genelde kendi mi takip ediyorsunuz, kardeşlerinle beraber mi? Yok, genelde kendim takip ediyorum. Kendi takip ediyorum. Evet, yani çalıştığım insanlar belli aslında. Evet, yani bir ekibim var. Şurada şu proje var, onun fizibilitesi yapıyorum, ona göre dönüşüm yapıyorum. Çok güzel. Peki müzik alanında ileriye dönük nasıl bir düşüncen var, nasıl bir hedefin var? Yani tabii her insanın arzusu gibi bizde de kendi alanımızda iyi noktalara gelme planı vardır. Ama artık zor diye de düşünüyorum. Muhakkak tabii. Yani zor diye de düşünüyorum. Çünkü yani her şeyin albüm, bir zorluğu var mı? Yani albüm para etmiyor. Albüm evet, değer görmüyor. Klip dediğim gibi günlerce çekmiş olduğun klip 3 dakikada dinleyip ön yargıyla yaklaşan veya olmamış deyip atan bir şey de var yani, bir izleyici de var. Dolayısıyla bir de şu var yani, Türkiye'de ciddi anlamda siyaset her şeyin önüne geçmiş. Sanatın, edebiyatın, kültürün bütün alanların üstüne geçmiş. Yani ben ne zaman bir single, aha ben çıkaracağım diyorum, siyaset konuşuluyor. Ne zaman bir albüm diyorum arafesine gidiyorum. Bir siyaset konuşuluyor. Yani son ama bir 6 ay bir geriye saralım ve öncesini. Siyasetten başka Türkiye'de konuşulan hiçbir şey yok. Ne yatırım yapabiliyorsun? Bu sizi de etkiliyor değil mi? Tabii şimdi genel olarak ben bir yatırımcı, aynı anda peki, da bir sanatçı olarak konuşuyorum. Yatırımcı olarak korkuyor musun peki? Tabii ki korkuyorsun. Yani şimdi bir şöyle düşün, bir daire aldın. Daireyi satmaya çalışıyorsun. Seçim ne olacak? Sonu ne olur, ne olmaz? Adam tereddüt ediyor. Sen alırken de tereddütle alıyorsun, satarken de tereddütle alıyorsun. Bu piyasanın genelini etkiliyor. Yani bir acaba kuşkusu oluyor diyorsun. Bunun dolar biliyorsunuz 5'e yaklaştı, euro yine öyle, mazot, benzin. Yani piyasa ciddi anlamda bir sıkıntı içinde, evet, kriz içinde. Peki bu şöyle süreçte bir şey, de müzik konuşulmuyor, değil sanat mi, tartışılmıyor. Peki böyle kendine örnek aldığın bir sanatçı var mı? Yani ben sanatın başlangıcında ben sürekli babamı örnek alıyordum. Benim babam Dengbejli'yim. Çok güzel. Biz köyde doğduk. Biliyorsunuz eski 90-80'li dönemlerde o dönemler 3-4 metre kar yağıyordu. Odun sobaları vardı. Benim babam o sobanın gümbürtüsüyle, o yanan odunların Dengbeji şarkılar söylerdi. Dengbej demek de sevgili izleyenlerimiz, gerçi şöyle bir şey var. Biliyorsunuz siz de gerçi çok kişi de bilir ama müziksiz uzun havalar değil mi? Evet, böyle biraz daha evet, uzun havalar. Çok da güzel söyler bile saatlerce dinlerseniz. Tesbihler veya şeyler evet, tutan genelde böyle müzik, hem biraz da böyle aşk olsun, duygusal olsun, evet, o işte oradaki hayatı olsun dile getiriyorlar ve çok da güzel söylüyorlar. Evet. Ben bundan örnek alıyordum. Yani babam söylerdi. Sabahı olduğunda gece onun sesiyle uyurduk. Sabah olduğunda ben yüksek yere çıkıyordum. Onun gibi bağırmaya çalışıyordum. Kendine örnek. Sesim çıkmıyordu onun gibi. Çünkü bende o yetenek yok. Dengbeji farklı bir şey. Yani evet, ben dengbeji söylerim diyebileceğin bir şey değil. Bir alan değil yani. Dengbeji farklı bir yani alan. Tabii ki yani babada varsa o ses aynı evlatta yani, da olacak diye bir şey yok. Kesinlikle. Diyorsun. Çünkü sevgili İbrahim abim çok güzel söylüyor. Oğlu biraz daha farklı söylüyor değil mi? Tabii ki. İbrahim yani dediğin gibi biri İdo'ya da bizden daha çok selamlar türkü olsun. Türkü tadında kendisi, biri pop. Evet. Evet. Ama ikisi de ayrı alanda sevildi yani. Evet. Evet. Biz reklama mı gidiyoruz arkadaşlar? Evet, biz de yavaş yavaş şöyle bir hazırlığımızı yaptık. Güzelce bir şekilde devam ediyor. Sevgili izleyicilerim, köftelerimiz hazır. Fırına yollayacağız. Fırında pişmeye başlayacak. Ondan sonra da tabii ki tenceremizde soğanımız, sarımsağımız kavrulacak. İçine salçamızı ilave edeceğiz. Biraz suyumuz. Ondan sonra bamyamızı içine ilave edeceğiz. Yemeğimiz pişecek. Ondan sonra üzerine köftemiz ilave edecek. Tekrardan fırınlanacak. Fırında iyice pişecek. Ondan sonra afiyet yemiş olacaksınız. Peki böyle düet yapmak istediğin bir sanatçı var mı? Ya işte şununla düet yapsaydım çok da güzel olur dediğin bir yani sanatçı. Yani açıkçası bencillik gibi olacak ama düşünmüyorum. Düşünmüyorsun. Yok, hiç aklımda geçen biri yok. Çünkü ben Türkçe'ye yeni bir adım attım. Daha önce Kürtçe müzik ağırlıklı okuyordum.
Kürtçe'nin alanı da tanıtım noktasında da çok dar bir alanı var. Evet. Yani erişebildiğin, ulaşabildiğin alanlar kısıtlı. Yani bir Türkiye'nin resmi kanalı biliyorsun, bir TRT 6 var. Onun dışında Kürtçe yok. Diğer kanallarda, Avrupa'da ve benzeri yerlerde. Peki sosyal medyada nasıl bir rağbet var? Sosyal medya iyidir. Yani zaten senin sesin, soluğun olan sosyal medyadır şu an. Evet. Yani o da olmasa... Diyorsun sanatçı tamamıyla bitmiş diyorsun. Bitmiş yani, sanat biter yani. Ben öyle düşünüyorum. Evet. Bir televizyonlara iyi bir alternatif diyebiliriz yani. Evet. O zaman biz şöyle bir şey yapacağız. Ben şimdi yavaş yavaş hazırlanma devam edeyim. Çok kısa bir araya gideceğiz. Şimdi sevgili izleyen, biz hazırlığımıza devam edeceğiz. Ondan sonra güzelce bir şekilde tabii ki siz de kendinize bir tane çay alın. Çok kısa bir ara edeceğiz. Bir kısa bir aradan sonra lezzet yolculuğumuza devam edeceğiz. Güzel eserler dinleyeceğiz. Ekran başında ayrılmayın. Çok kısa bir aradan sonra buradayız. Reklamlar. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili izleyenlerimiz. Biz hazırlığımızı yaptık. Ondan sonra şöyle bir tenceremize yağımızı ilave ettik. Ondan sonra soğanımızı, sarımsağımızı içine ilave ettik. Yavaş yavaş kavurmaya başlıyoruz. Onları iyice bir kavurmaya başladıktan sonra biraz da salçamız, baharatlarımızı içine ilave edeceğiz. Onunla beraber tekrardan güzelce bir şekilde sosumuzu hazırlayacağız ve içine bamyamızı ilave edeceğiz ve iyice bir pişirmiş olacağız. Sizler de canlı yayına bağlanmak istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 onun numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Hem yemekleriniz varsa paylaşmak istiyorsanız, sohbet etmek istiyorsanız veya da güzel türküler dinlemek istiyorsanız aynı şekilde bizlere ulaşabilirsiniz. Biz hazırlığımıza devam edeceğiz inşallah. Şöyle yavaş yavaş hazırlığımıza devam edelim. Ve birazdan da tabii senden güzel bir eserler dinlemeye devam edeceğiz. Evet, şöyle bir... Peki çocuklarım var dedin. Kaç tane çocuğunuz var? 3 tane çocuğum var. Allah başlasın. Kaç yaşlarında? Ediyorum. Biri 12, maşallah. 6 ve 5. Allah başlasın. Yani teşekkür ediyorum. İki erkek, bir kız. Onlara zaman ayırabiliyor musun? Yeteri kadar olduğunu düşünüyorum ama yine de zaman zaman ihmal oluyor yani. İşlerden ve seyahatlerden kaynaklı. Ama Diyarbakır'da olduğum sürece sürekli zaman geçiriyorum onlarla. Çok güzel. Evet. Peki böyle düğünler için, konserler için, festivaller için veya da turneler için izleyenlerimiz sana nasıl ulaşacaklar? Sen herhangi bir çalışmış oldun, bir menajerlik var mı? Veya da telefon numaraları var mı? Verelim onları da. Yani ben menajerimle anlaşmayı feshettim. Şu anda menajerim yok. Ama isteyen Facebook üzerinden, Serhat Çiçek sayfasından veya Instagram Serhat Çiçek alt direden ulaşabilirler. Veya Serhat Çiçek Fan'dan bize ulaşabilirler. O şekilde irtibata geçebilirler. Yani oradan da ulaşabilirler. Evet. Düğünler için, konserler için. Evet. Çok güzel olur. O zaman biz yavaş yavaş sevgili izleyicilerimiz hazırlığımıza devam edelim. Bir tane daha canlı eser dinleyelim sizden. Dinleyelim abi. Hangisini dinleyeceğiz? Uzakların Türküsü diyelim. Tamam. O zaman şöyle bir dinleyelim. Biraz Diyarbakır'dan uzakız zaten. Karanlık bir akşamüstü, hüzünlü gezer olmuşum. Karanlık bir akşamüstü, hüzünlü gezer olmuşum. Gözümden ağır uzaklara bir hayal rüya olmuşum. Gözümden ağır uzaklara bir hayal rüya olmuşum. Gözümden ağır uzaklara
hayal rüya olmuşum. Gözüm dalar uzaklara, bir hayal rüya olmuşum. Şehir yanar, deniz susar, fabrikalar zehir kusar. Şehir yanar, deniz susar, fabrikalar zehir kusar. Bize benzemez buralar, kendime diyar olmuşum. 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 Başında sabuna insan, gündeme gelir isyan. Başında sabuna insan, gündeme gelir isyan. Özlemim yıprandı bu can, bir hayli ziyan olmuşum. Özlemim yıprandı bu can, bir hayli ziyan olmuşum. Özlemim yıprandı bu can, bir hayli ziyan olmuşum. Özlemim yıprandı bu can, kendime diyar olmuşum. Teşekkür ediyorum. Ağzına, yüreğine sağlık. Sağ olun. Yüreğine sağlık. Peki böyle diğerinlikle böyle canlı performansı daha mı fazla seviyorsun? Yani tam anlayamadım, özür dilerim. Benim canlı söylemeyi daha mı fazla seviyorsun? Yani genelde evet. Tabii canlıda biraz eksik oldu mu bunu fazla hissetmiyorsun. Yani nasıl yani bir enstrümanların tamamı olması, renk sazlarının olması. Tabii ki yani kulaklarım doluyor. Ama buna göre de bu şekil zaten yemek programı. Böyle çok müzikal bir konsepti yok buranın. Biz de arkadaşlar rica ettik onlardan, sağ olsun bizi kırmadılar, geldiler. Çok güzel. Evet. Tabii ki dedin ki yeni projelerimiz olacak. Evet. Yeni projelerde sinema filmi haricinde bundan sonra nasıl bir projeler düşünüyorsun? Nasıl projeler var aklında böyle? Yani müzik üzerinden yeni çalışmalarımız olacak. Gerek halk müziği olsun. Yani pop demeyeyim ama popa yakın bir tarzda söyleyeceğiz. Tarzda eserlerimiz olacak. Bununla birlikte dediğimiz gibi yani Kürtçe'ye bir ara
verdik bu ara. Kürtçe müziği. Tabii sahnede ve konserde benzeri alanlarda okuyoruz. Peki Diyarbakır'da genelde hangi türküler ve hangi eserler çok fazla sizden isteniyor? Yani Diyarbakır genelde halk müziğidir. Değil mi? Halk müziği ve Kürtçe. İki, evet, iki müzikle görülüyor. Tabii şu anki yeni nesil farklı farklı şeyler yapıyor, müzikler yapıyor yani. Rock olsun, pop olsun. Bu artık mekanların konseptine göre oluyor. Ama hani bizim açımızdan halk müziği ve Kürtçe büyük konser olarak ele aldığımız zaman iki yönlü gidiyoruz. Türkü. Çok güzel, çok çok iyi. Şimdi biz de yavaş yavaş sevgili izleyenimiz bamyamızı hazırladık, yemeğimiz hazırlanır. Ondan sonra köftelerimiz hazırlandı, fırına gönderdik. Onlar da yavaş yavaş pişmeye başlandı. Ondan sonra biz de tatlımızın listesini alalım. Ondan sonra devam edelim. Tatlımız içinde hangi malzemelerimizi kullanacağız? Ona da bir göz atalım. Ondan sonra hem tatlımız hem de diğer yemeklerimiz hazırlanmış olsun inşallah. Sizler de tabii dediğimiz gibi aynı canlı olarak telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Sevgili izleyen birazdan numaramızı vereceğiz. Cevizi şöyle, tabii ki Hindistan cevizi, çikolatalı pudingimiz için de kullanacağımız malzememiz. 1 litre kadar sütümüz var, 1 paket çikolatalı pudingimiz var. Ondan sonra 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız, 1 tatlı kaşığı kadar tereyağımız veya da zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Biraz daha parlak ve güzel görünmesi için kullanılabilir. 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizimiz olacak, 1 paket vanilyamız var, 1 litre kadar süt. Ondan sonra 1 paket çikolatalı pudingimiz var, 1 su bardağı kadar toz şekerimiz, 4 yemek kaşığı kadar nişastamız. Ondan sonra 1 tatlı kaşığı kadar tereyağımız, 1 yemek kaşığı kadar Hindistan cevizimiz var, 1 pakette vanilyamız var. Tenceremize sütümüzü dahil ettik, o yavaş yavaş kaynamaya başlayacak. Şekerimizi ilave edeceğiz, ondan sonra pudingimizi içine ilave edeceğiz. İçine Hindistan cevizimizi içine ilave edeceğiz, onunla beraber iyice bir kaynayacak. İçine zeytinyağı veya tereyağı da ilave edebilirsiniz, hem parlak ve güzel görünmesi için. Ve tatlımız dinlendikçe üzerinde çatlamalar olur, onu da önlemek için siz de kullanabilirsiniz. Ondan sonra ayrı bir kapta nişastamız hazırlanacak, nişastamızı da içine ilave edeceğiz. Kuyulaştıktan sonra da sunum yapacağımız tabaklarımızı alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli, güzel bir tatlı olmuş olacak. Şimdiden sizlere afiyet olsun diyelim. Biz de yavaş yavaş hazırlığımıza geçebiliriz. Hemen şöyle bir fırınımızı görelim. Ondan sonra devam edelim. Fırındaki böreğimiz yavaş yavaş pişmeye devam ediyor. O iyice bir pişecek sevgili izleyenlerimiz. Ondan sonra köftelerimiz aynı şekilde pişti. Şu anda köftelerimiz hemen hemen hazırda diyebiliriz. Bamyamız birkaç dakika daha içinde hazır olsun. Ondan sonra köftelerimizle beraber tekrardan fırına yollayacağız. Çok da güzel oldu. Güzelce bir şekilde pişmeye başlandı. Evet, kapatalım fırınımızı. Köftemizi birazdan alabiliriz. Bamyamız da hazır. Ben yavaş yavaş hazırlığıma devam edeyim. Sizler de canlı olarak bizlere ulaşmak istiyorsanız, konuşmak istiyorsanız, sohbet etmek istiyorsanız telefon numaramız 0212 454 55 71 numaramızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Yemekleriniz varsa aynı şekilde paylaşabilirsiniz. Evet, yavaş yavaş bamyamız birkaç dakika içinde hazır olacak. Tatlımıza başlayabiliriz. O zaman bir eser daha alalım sizden. Olur. Tamam. Alalım. Kurtuluş. Bu eseri de bütün Urfalı hemşehrilerimize armağan ediyorum. Kurtuluş Destanı. Evet, biz de... Çete kaynadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Yaşasın Urfalılar, teslim olmadı. Değil yürü yürü kumandan kumandanlar gidiyor.
dönmüyor geri. De yürü 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 kumandanlarım yürü. Kumandanlar gidiyor dönmüyor geri. Zalim Fransızın bomba atışı. Zalim Fransızın bomba atışı. Urfa çetelerinin şaha kalkışı. Urfa çetelerinin şaha kalkışım. De yeri 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 kumandanlarım yeri. Kumandanlar gidiyor dönmüyor geri. De yeri 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 kumandanlarım yeri. Kumandanlar gidiyor dönmüyor geri. Sevdim seni güzelim en derin hislerimden. En derin hislerimden. Bırakıp gitsin beni İnsafsız kaderimden, İnsafsız kaderimden. Kara kız, kara kız, kara kız, yakma beni nara kız. Kara kız, tüdelali kara kız, yandır beni kara kız, yakma beni nara kız. Sende takat kalmadı bende, takat kalmadı bende. Göz göz olmuş kanıyor ciğerim sinemden, yerlerim sinemden. Kara kız, kara kız, kara kız, yaktın beni nara kız. Kara kız, tu şirini, kara kız, tu delali, kara kız, yakma beni nara kız. Kara kız, ne güzel
güzelsin kara kız, ne şirinsin kara kız, yakma beni nara kız. Ağzına yüreğine sağlık. Aksilikler olur, provasız giriyoruz eserlere. Bir kusurumuz olduysa affola, özür diliyoruz. Ağzınıza, yüreğinize teşekkür ediyoruz. Sağlık. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, böreğimiz hazırlandı, yemeğimiz hazır. Tekrardan bamyamızı hazırladı güzelce bir şekilde. O da hazır. Şöyle bir tepsimizi içine ilave ettik. Sevgili Yasin kardeşim yakın detayı bir göstersin. Hazır iyice. Ondan sonra ben hemen birkaç dakika fırına göndereceğim. Böreğimiz pişti, böreğimiz de hazır. Gördüğünüz gibi iyice köftelerimiz de hazırlandı. Üzerine ilave ettik. Tatlımız da hazır. Evet, şimdi hazır. Fırına yollayalım. Fırına gönderdik. Birkaç dakika daha fırında toparlansın. İyice bir toparlanacak. Altını açtım. Ondan sonra böreğimiz de aynı şekilde hazır hemen hemen. Onu da birazdan alacağız. Evet. Şöyle bir kapatalım. Birkaç dakika biraz daha dinlensin. Biz de tatlımızı hazırladık. Yavaş yavaş sunumuna başlayacağız. Ondan sonra güzelce bir şekilde hazırlığımıza devam edelim. Şimdi biz de yavaş yavaş programımızın sonuna gelelim. Tabii evet. Kapanışı yine senin güzel bir eserini yapacağız. Peki böyle dediğimiz gibi menajerliğin yok şu anda. İsteyen Facebook'ta, Instagram'da ulaşabilirler. Serhat Çiçek o şekilde bulabilirler. Konserler için, turneler için aynı kesinlikle, şekilde ulaşabilirler. Kesinlikle, evet. Telefon numaranı inşallah bir dahaki sefere onu da vermiş oluruz. Evet. Bir menajerlik olursa. Peki şöyle arkadaşlardan şöyle canlı güzel bir iki parça şöyle dinleyelim bunlardan. Olur. Tamam. Ya da ortak söyleyebileceğiniz. Şöyle güzel bir türkü olsun. Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Hep sen mi ağladın? Hep sen mi yandın? Ben de gülemedim yalan dünyada. Sen beni gönlünce mutlu muyum sandın, ömrümü boş yere çalan dünyada.
sen beni gönlünce mutlu sandın. Ömrümü boş yere çalan dünya, ah yalan dünyada, yalan dünyada, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalandan yüzüme gülen dünya. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlünce olacak sandım. Sen ağladın canım, ben ise yandım. Dünyayı gönlünce olacak sandım. Boş yere rengi gözümde solan dünyada, boş yere aldandım, boş yere kandım, rengi gözümde solan dünyada. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalandan yüzüme gülen dünyada. Ah yalan dünya, yalan dünya, yalandan yüzüme gülen dünyada. Size sağlık. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Çok teşekkür ederim ikinize de. Şimdi sevgili izleyenlerimiz, birazdan tabii ki yavaş yavaş bizler programımızın sonuna doğru geldik. Şöyle ben yemeklerimi hazırlayacağım, tezgahımı hazırlayacağım. Selam göndereceğim varsa, ilave edeceğim varsa. Tabii kapanışı yine güzel bir eserle yapacağız ama. Evet. İstersen sen selamları gönder, ben de yavaş yavaş hazırlığımı yapayım. Ondan sonra kapanışı yapalım. Ben burada bizi izleyen herkese sevgilerimi, selamlarımı ve saygılarımı iletiyorum. Tabii... Benim Facebook sayfam üzerinde de kimin yazdığını bilmiyorum ama izleyen herkese buradan sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İsim isim sayamıyorum ama izleyen bütün canlara, yüreklere teşekkür ediyorum. TGRT ailesine size çok teşekkür ediyorum. Sevgili kardeşim Mehmet ve Yusuf'a teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kameraman arkadaşlara teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet sevgili izleyenlerimiz, biz de yavaş yavaş yemeklerimizi hazırladık. Yemeklerimiz hazır, tatlımız hazır, böreğimiz hazır. Hemen sadece bir görelim, ondan sonra yavaş yavaş kapanışı yapacağız. Dediğimiz gibi sizlere de evlerinize yapacağınız hem lezzetli hem de kolay hem de pratik yemekler olmuş olacak inşallah. Böreğimiz hazır, ondan sonra tabii ki hemen güzelce bir şekilde bamyamız, köfteli bamyamızı hazırladık. Ondan sonra tatlımız da hazır. 3 tane yemeğimizi hazırladık. Bu şekilde tezgahımız hazır. Birazdan güzel bir eserle tabii kapanışı yapacağız sevgili izleyenler. Biz de böylelikle yavaş yavaş programımızın sonuna doğru geldik. Öncelik tabii ki gurbette bizleri izleyen herkese, bütün gurbetçilere benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Sizleri çok seviyorum. Buradan sizlere sevgi ve selamlarım olmuş olsun. Türkiye'de bizleri izleyen herkes, desteğini esirgemeyen herkese benden kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun sevgili izleyenlerimiz. Tabii ki hem desteğini esirgemeyen hem yalnız bırakmayan herkese tekrar tekrar sevgi ve selamlarımı gönderiyorum.
Bu şekilde biz de programımızın sonuna geldik. Yemeklerimiz hazır. Güzel bir eserle kapanışı yapacağız. Yarın görüşmek dileğiyle hepinize hayırlı günler diliyorum. Kalın sağlıcakla. Direkt girerim şahsına. Yine attım tarlaya, vey vey zalim zalim. Yine attım tarlaya, vey vey zalim zalim. Pırıl pırıl parlaya, vey vey zalim zalim. Pırıl pırıl parlaya, vey vey zalim zalim. Kız oğlanın yanında, vey vey zalim zalim. Kız oğlanın yanında, vey vey zalim zalim. Of dedikçe terliyem, vay vay zalim zalim. Ah dedikçe terliyem, vay vay zalim zalim. Hoppa! Karanfili budama, vey vey zalim zalim. Karanfili budama, vey vey zalim zalim. Safa geldin odama, vay vay zalim zalim. Safa geldin odama, vay vay zalim zalim. Hakikatli yari sen, vay vay zalim zalim. Hakikatli yani sen, vay vay zalim zalim. E gel söyle babana, vay vay zalim zalim. E gel söyle babana, vay vay zalim zalim. E gel söyle babana, vay vay zalim zalim.